Merhaba, bu hafta vintage dükkanlarını gezeceğiz birlikte. Biraz heyecanlıyım. İlk kez dışarıda video çekmiş olacağım. Yani büyük ihtimal vintage dükkanlar için çok sohbet edemeyeceğim. O yüzden şimdiden bir girizgah yapmak istedim. Bugün Vatkalı Güve, Tahta Dolap ve İkinci Bahar Vintage'ı gezeceğiz birlikte. Aslında Fikriye Vintage en sevdiğim dükkanlardan biri ve böyle ilk vintage kıyafet almaya orada başlamıştım. Ama ne yazık ki şu an tatildelermiş. O yüzden şu an İzmir'de en beğenilen ve benim de gerçekten en sevdiğim 3 vintage dükkanına gideceğiz. Bugün bu videoda Ceylin ve Ezgi adında iki farklı arkadaşım bana yardımcı olacak. O yüzden şimdiden onlara da çok teşekkür ederim. O zaman başlayalım. Gidelim. Alsancak'tayız. İlk durak olarak Tahta Dolaba geldik. Burada blazer ceketten elbiselere, kimonolara, takıya, gözlüklere, kemerlere her şey bulabileceğiniz bir yer. Kırmızı kimonomu hatta buradan almıştım. Tahta Dolabı aynı zamanda online satışta da bulabilirsiniz. Bilmiyorum yani tarzı olarak kendime herhalde en yakın hissettiğim yer burası. Zaten şimdi içeri gireceğiz. Tahta Dolabın bu tarihi binasına bayılıyorum. Gerçekten Alsancak'ta çok özel bir bina bence. Bir Rum evi, eski bir Rum evi. Sahibi ve çalışanları da çok tatlı. Binanın güzelliği yanı sıra seçtikleri elbiseler, ürünler o kadar kaliteli ve o kadar farklı ki gerçekten burayı herhalde bu kadar sevmenin en büyük nedeni bu. Hem çok temiz koyuyorlar elbiseleri, kıyafetleri. Hem de rengarenk gördüğünüz gibi. Bu kimono benim kırmızı kimonomun sarısı gibi bir şeye çok benziyor. Kırmızıyı da buradan aldığımı söylemiştim zaten. Nerede ilginç kıyafet var böyle bu pantolon gibi. Bayılıyorum. Yani gerçekten giyemesem bile bakmayı çok seviyorum. Vintage dükkanların olmazsa olmazı herhalde böyle farklı gömlekler. Bu arada burada fularlardan kemerlere birçok farklı takılara da bulabilirsiniz. Mesela bu pantolon bayılıyorum ama dar olduğu için bunu alamıyorum ne yazık ki. Bu gördüğünüz kot ceket de Ceylin'in, şu an kamerayı tutan arkadaşımın, annesinin gençliğinde giydiği bir ceket. Aynısını burada bulmuş olduk. Tahta Dolap'ta üst kata da çıkabilirsiniz. Üst katta trench coatlar, montlar ve daha böyle polarlar, blazer ceketler bulunuyor. Hiç trench coat giymedim açıkçası hayatımda ama bu çok hoşuma gitti. Böyle bir sürü farklı rengi de var burada. Polarlar da çok tatlı bence ama çok giydiğim türden şeyler değil. Yine de size göstermek için bu yeşil olanı seçtim. Benim blazer'ıma benzer blazer'lar buldum burada da. Ve gördüğünüz gibi bir sürü farklı renk, trench coat ve ceket bulabilirsiniz. Buranın her detayı ayrı güzel bence. Burada gördüğünüz takılar ve gözlüklere bayılıyorum gerçekten.
Şimdi Alsancak'ta ikinci durağımıza geldik. İkinci Bahar Vintage. İkinci el kıyafetlerin birçoğu buradan. İçeride yine kendi yaptıkları tişörtleri de satıyorlar aynı zamanda. Aksesuar, çanta, şapka, birçok farklı ürün satıyorlar. Ve burası bence aralarında en uygun fiyatlı yer diyebilirim hemen hemen. Hani fiyat olarak aklınızda bulunsun. Öğrencilere göre daha kolay ulaşılabilir bir yer burası. Şimdi buraya gireceğiz. Bugün nedense kot ceketlere böyle çok bakasım geldi. Bu açık renk cekete bayıldım. Çok güzel bence. Ve burada da bir sürü krem renkte özellikle trench coat var. Jester çok tatlı bir köpek. Çok heybetli bir köpek aslında. Ama o kadar tatlı ve nazik ki oraya giderseniz mutlaka gidin sevin. Çok seveceğim. Bu şapkaya bayıldım ama kafama gördüğünüz gibi biraz küçük geldi. Ve çok farklı çantalar vardı ikinci baharda. Bu çanta bana çok ilginç geldi kızılderili desenli olmasıyla. Bu tarz çantalara bayılıyorum. Yani evrak çantasına dayımdan bir tane almıştım ben de. Seve seve kullanıyorum. Şimdi Vatkalı Güve'ye geldik. Bu arada şu an Bornova'dayız. Önceden gelmediğim bir yer aslında. İlk kez şu an sizinle birlikte gezeceğim. Ama yakın arkadaşlarımdan ve çevremden duyduğum kadarıyla çok tatlı bir sahibi var. Ve çok güzel ürünler satıyorlar. Şimdi birlikte oraya geleceğiz. Vatkalı Güve'de bir sürü gömlek bulabilirsiniz. Gömlekleri çok güzeldi. Seçemedim size hangisini göstereceğimi. O yüzden arkadaşımın en sevdiği gömleği göstermek istedim size. Bugün resmen şapkaları takmış durumdayım. Bu hasır şapkaya bayıldım ama benim saçlarım o kadar çok ki ne yazık ki her şapka olmuyor bana. Bu şapkayı da arkadaşım isteği üzerine taktım. Hiç tarzım değil. Önceden hiç böyle bir şapka denememiştim bile. Ama tam bir dönem şapkası yani ortadan çok hoşuma gitti. Aslında böyle bir baloya veya bir kostümlü bir partiye giderseniz böyle yerlerden şapkalar, işte dönem kıyafetleri vesaire her şey alabilirsiniz. Kravatları çok güzel Vatkalı Güven'in. İlginiz varsa kravatlar. Ve bu kimonomsu elbise ne olduğunu bilmiyorum, bayıldım. Böyle broşlar var. Hepsi de döneme ait. Yani yeni yapılmış değil. Ben ilk başta yeni sandım hatta. Hepsi vintage'miş. Böyle gözlük çerçevesi alıp içine normal güneş gözlüğü olarak da kullanabilirsiniz. Ya da numaralı gözlük de yapabilirsiniz. Veya dekoratif olarak da kullanabilirsiniz. Ben öylesine bir denemek istedim. Biraz zorlandık, maskeyle de biraz zorlandık ama olsun. Umarım